Merhaba arkadaşlar. Bugün 5. sınıf özgün yayınları sayfa 37'deki öğrendiklerinizi uygulayınız kısmını çözmüş olacağız. Birinci sorumuzda hızla başlıyoruz. Bir postanede salı günü sabah 1825, öğleden sonra 678 posta pulu satıldı. Bu postanede salı günü kaç tane posta pulu satıldığını önce tahmin ediniz, sonra uygun işlemi yaparak bulduğunuz sonuç ile tahmininizi karşılaştırınız demiş. Şimdi tahmin sorularında arkadaşlar öncelikle sayımızı yuvarlamamız gerekiyor. Bu sayılar 4 ve 3 basamaklı olduğu için en yakın yüzdeye yuvarlamakta fayda var. Öncelikle 1825 sayısını yuvarlayalım. En yakın yüzdeye göre yuvarlayacaksak yüzler basamağını işaretliyoruz. Sağındaki sayıya baktığımızda 5'ten küçükse aşağıya, 5'ten büyükse yukarıya yuvarlanır. Gördüğünüz gibi 5'ten küçük olduğu için, 2 olduğu için aşağıya yani 1800'e yuvarlanmış olur bir ifademiz. Yani 1825'i 1800'e yuvarladım. Şimdi 678'i yuvarlıyorum. 678'de yüzler basamağını işaretledim. Sağındaki rakam 7 olduğu için, 5'ten büyük olduğu için yukarıya yuvarlanır. Yani 6'yı bir arttırdığımızda 700 olarak yuvarlanmış oldu. 1825, 1800'e, 678'de 700'e yuvarlanmış oldu. En yakın yüzlük olarak arkadaşlar diyoruz. Şimdi bu iki ifadenin toplamını bulmam lazım. 1800 ile 700'ü topladığımızda tahmini cevabımıza ulaşmış olacağız. 0, 0 daha 0, 0, 0 daha 0, 8, 7 daha 15, 15'in 5'i elde var 1. 1'in üstüne elde eklediğimizde 2 yapar. Yani tahmini cevabımız 2500 olarak bulunmuş oldu. Bu tahmini cevabımız diyoruz. Demiş ki tahmini cevabı bulunuz. Normal uygun işlemi yaparak sonuçları karşılaştırınız demiş. Şimdi tahmini cevabı 2500 olarak bulduk. Gerçek cevabımızı da sağ tarafı çözelim. 1825 ile 678'i normal şekilde topluyoruz. 8, 5 daha 13. 13'ün 3'ü elde var 1. 2, 7 daha 9 elde eklediğimizde 10. 10'un 0'ı elde var 1. 8, 6 daha 14 elde eklediğimizde 15'in 5'i elde var 1. 1, 1 daha 2 şeklinde 2503 olarak gerçek cevabımızı da bulmuş olduk arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 2503, 2500 tahminle gerçek sonucumuz çok yakın, sadece arada 3 fark var. Çok yakın bir cevap çıkmış oldu. Buraya da yazabilirsiniz. 3 farkla birbirine çok yakın cevap çıktı diyebilirsiniz. 3 farkla birbirine yakın cevap çıktı şeklinde yorumunuzu da yazabilirsiniz. Bu şekilde tahmini ve gerçek sonucu da bırakabilirsiniz. 2500'de 2503 olarak birinci sorumuzun cevabını tespit etmiş olduk arkadaşlar. İkinci sorumuzla devam ediyoruz. Burayı temizledik. İşlemleri yetiştiremeyen arkadaşlarımız durdurarak işlemlerini kontrol edebilirler. İkinci soruda demiş ki Aslı'nın boyu 97 santim. Ağabey Hüseyin'in boyu ise 163 santimdir. Hüseyin'in boyunun Aslı'nın boyundan kaç santimetre daha uzun olduğunu önce tahmin ediniz. Sonra uygun işlemi yaparak bulduğunuz sonuç ile tahmini karşılaştırınız demiş. Yine tahminin cevabımız sol. Gerçek sonucumuzu sağ tarafa çözelim. 97 2 basamaklı, 163 3 basamaklı. Bunları en yakın onluğa yuvarlayalım arkadaşlar. 97'nin onlar basamağını işaretledim. Sağındaki rakam 5'ten büyük olduğu için yukarıya yani 9'u bir arttırdığımızda 10 olur. Yani yüzde yuvarlanmış oldu bu ifademiz. Diğer ifade 163 ise arkadaşlar. Onlar basamağı 6. Sağındaki rakam, burada sağındaki rakamı göstermiştik. Sağındaki rakam 5'ten küçük olduğu için aşağı yuvarlanır. Yani 160'a yuvarlandı. Birisi 100'e yuvarlandı, birisi 160. Demiş ki daha uzun olduğu, yani aradaki farkı istemiş. 160'tan 100'ü çıkardığımızda ise 0, 6'dan 0 çıktı, 6, birden 1 çıktı, 0. 60 santim tahmini cevabımız arkadaşlar. Tahmin 60 olarak bulunmuş oldu. Şimdi gerçek sonucumuzu bulalım. 163'ten 97'yi çıkaracağız. 3'ten 7 çıkmaz yandan aldım. Burası 13, burası 5 kaldı. 13'ten 7 çıktığında 6 kalır. 5'ten 9 çıkmadığı için yandan aldı. 15 oldu. Burası 0 kaldı. 15'ten 9 çıktığında burası 6 kalmış oldu. Burası zaten 0 kalmıştı. Yani gerçek cevabımız da 66 olarak bulunmuş oldu. Gördüğünüz gibi 60 ve 66 birbirine yakın cevaplar. Gerçek sonucumuzla tahmin sonucumuzu bu şekilde bulmuş olduk. Yine buraya karşılaştırma olarak yakın cevaplar bulundu şeklinde ikinci sorumuzda da yazabilirsiniz diyoruz. İşlemimiz de bu şekilde verilmiş oldu.
Burada bu etkinlikte yeterli yerler verilmemiş. Defterinize veya burada kitabın sağına soluna yazarak işlemleri yapabilirsiniz diyoruz. Üçüncü sorumuzla devam ediyoruz arkadaşlar. Burayı temizledik. Yetiştiremeyenler durdurarak işlemlerini kontrol edebilirler. Üçüncü soruda demiş ki bir aile 5.775 TL salon takımı satın aldı. Salon takımı için satıcıya peşinat olarak 2.250 TL ödedi. Bu ailenin salon takımı için kaç Türk lirası daha ödemesi gerektiğini önce tahmin ediniz, sonra uygun işlemi yaparak bulduğunuz sonuç ile tahmini karşılaştırınız demiş. Şimdi tahmini bulmak için önce yuvarlamamız lazım. 4 basamaklı sayılar olduğu için en yakın yüzdeye göre yuvarlayalım. 5.775'in yüzler basamağını işaretledim. Sağındaki rakam 5'ten büyük olduğu için bunu 1 arttırdım. 5.800 yuvarlanmış oldu. 2.250 ise yüzler basamağında 2 var. Sağındaki rakam 5 ve üzeri ise yukarıya yuvarlanırdı. 5 olduğu için yukarıya, yani 2'yi 1 arttırdığımızda 2.300'e yuvarlanmış oldu. Bu iki ifadeyi bulduktan sonra demiş ki bize daha kaç, bu salon takımı için kaç Türk lirası daha ödemesi gerektiği. Toplam fiyat 5.800 tahmini. Ödenen miktar 2.300. Aradaki farkı sormuş. Ne kadar ödememiz gerektiğini. 5.800'den 2.300'ü çıkarıyoruz. 0, 0, 8'den 3 çıktığında 5, 5'ten 2 çıktığında 3, 3.500 olarak cevabımıza ulaştık. Bu tahmini cevabımız. Tahmin. Şimdi gerçek sonucumuzu bulalım arkadaşlar. Bu değerden bu değeri çıkaracağız. Gerçek sonucumuzu da bu tarafı çözelim. 5.775'ten çıkarıyoruz 2.250 cevabını. 5'ten 0 çıktı 5. 7'den 5 çıktı 2. 7'den 2 çıktı 5. 5'ten 2 çıktı 3. 3.525 olarak da gerçek sonucumuza ulaşmış olduk. Gördüğünüz gibi arada sadece 25 fark var. Tahmini cevap 3.500. Gerçek sonucumuz 3.525 çıkmış oldu. Yaklaşık değer bulundu şeklinde 3. sorumuzun cevabına da yazabilirsiniz diyoruz. Bu şekilde 3. sorumuzu da tamamlamış olduk. 4. soruya geçeceğiz. Burada işlemleri yetiştiremeyen arkadaşlarımız durdurarak işlemlerini kontrol edebilirler. 4. soruda demiş ki yandaki kavanozlardaki bilyelerin sayıları altlarında yazılmıştır. Buna göre A şıkkı 2 kavanozda toplam kaç bilye olduğunu tahmin ediniz. Şimdi tahmin demiş. 3 basamaklı sayılar arkadaşlar. Şimdi yuvarlayalım öncelikle. Yüzler basamağına göre yuvarlayalım. Pardon. Şöyle onlar basamağına göre yuvarlayalım. İkisi de 3 basamaklı olduğu için onluğa göre yuvarlayalım. Sağındaki rakam 5'ten büyük olduğu için yukarıya yuvarladım. 4'ü bir arttırdım. 350'ye yuvarlandı. Bu ifade ise sağındaki rakam 5 olduğu için 5 ve üzeri yukarıya yuvarladığı için 7'yi bir arttırdım. 280'e yuvarlandı. Birisi 350, birisi 250, 280'e yuvarlanmış oldu. Tahmini toplam kaç diye sordu bize. 350 ile 280'i topladığımızda A şıkkımızın cevabı ortaya çıkmış olacak. 350 ile 280'i topluyoruz. 0, 8, 5 daha 13'ün 3'ü elde var 1. 3, 2 daha 5 elde edeklediğimizde 6 yapar. Tahmini 630 olarak A şıkkımızın cevabı bulunmuş oldu. Demiş ki ikinci soruda büyük kavanozdaki bilyelerin küçük kavanozdaki bilyelerden kaç tane fazla olduğunu tahmin ediniz. Yine yuvarlamıştık zaten. Bu sayıları kullanacağız. Bu sefer farkını sormuş. O zaman 350'den 280'i çıkarıyoruz. B şıkkımızda. 350'den 280'i çıkardığımızda 0'dan 0 çıktı 0. 5'ten 8 çıkmaz. Yandan aldığımızda 15'ten 8 çıktığında 7 kalıyor. Burada ise arkadaşlar 2 kaldı. 2'den 2 çıktığında 0. Yani 70 olarak da B şıkkımızın cevabı tahmini, aradaki farkı bulmuş olduk. A şıkkımız 630, B şıkkımız 70 şeklinde sonuçlanmış oldu tahmini cevaplarımız. C şıkkına geçersek uygun işlemleri yapınız, işlemlerin sonuçları ile tahminlerini karşılaştırınız. Şimdi normal işlemi yapmamız istenmiş. O zaman normal sayılarla gerçek işlemleri de sağ tarafa yapalım. 348 ile 275'i topluyorum. 8, 5 daha 13'ün 3'ü elde var 1. 4, 7 daha 11 elde eklediğimizde 12'nin ikisi elde var 1. 3, 2 daha 5 elde eklediğimizde 6. Yani 623 olarak gerçek sonucumuza ulaştık. C şıkkında. Demiş ki B şıkkının gerçek sonucunu bulalım. Yani farkın gerçek sonucunu bulalım. Bir de bu ikisinin farkını alıyorum. 348,
275'i çıkarıyorum gerçek sonucu bulmak için. 8'den 5'i çıkardım 3. 4'ten 7 çıkmaz 14'ten 7'yi çıkardığımızda burada da 2 kaldı. 14'ten 7 çıktığında 7 kalır. 2'den 2 çıktığında 0 kalır. Yani gerçek sonucumuz da 73 olarak bulunmuş oldu. Gördüğünüz gibi 636-623 yaklaşık bir değer. 70 ile 73 yaklaşık bir değer. C şıkkında da gerçek sonuçlarımızı bulmuş olduk. A ve B'de tahmini, C'de de gerçek sonuçları bularak 4. sorumuzu da tamamlamış olduk arkadaşlar. Buradaki işlemleri yetiştiremeyen arkadaşlarımız durdurarak işlemlerini tamamlayabilirler. Biz 5. soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. Aşağıdaki işlemlerin sonuçlarını önce tahmin ediniz, sonra işlemleri yapınız. İşlemlerin sonuçları ile tahminlerini karşılaştınız demiş. Şimdi yukarıda yaptıklarımızın benzerlerini yapacağız. Tahmin dediği için önce yuvarlıyorum. Bu ifadeyi A şıkkımızı en yakın onluğa yuvarlayacağız. O yüzden onlar basamağını işaretledim. Sağındaki rakam 5'ten büyük olduğu için yukarıya yani 260'a yuvarlanır. Bu ifade ise sağındaki rakam 5'ten büyük olduğu için yukarıya yani 80'e yuvarlanır. Bu ifadeyi topladığımızda 0, 0 daha 0, 6, 8 daha 14, 14'ün 4'ü elde var 1, 2, 1 daha 340 olarak tahmini sonucumu buldum. Gerçek sonucumuzu da buraya çözelim. 6 ile 8 topladığımızda 14'ün 4'ü elde var 1. 5, 7 daha 12 elde eklediğimizde 13'ün 3'ü elde var 1. 2, 1 daha 3 yapar. 334 de gerçek sonucumuz oldu. A şıkkında hem gerçek sonucu hem de tahmini sonucu yan yana bulmuş olduk arkadaşlar. B şıkkına geçiyoruz. Buradaki hepsini sırasıyla bu şekilde çözeceğiz. Bu ifadeyi de en yakın onluğa yuvarlıyorum. Sağındaki rakam 5'ten küçük olduğu için yani 810'da kalacak bu ifademiz aşağı yuvarlandı. Bu ifademizin sağında 5'ten büyük olduğu için yukarıya yani 270'e yuvarlandı. Şimdi bu ifadeyi topluyoruz. 0, 0 daha 0, 7, 1 daha 8, 8, 2 daha 10. 1080 olarak tahmin cevabım ortaya çıktı. Gerçek sonucum ise 9, 3 daha 12'nin ikisi elde var 1. 1, 6 daha 7 elde eklediğimizde 8. 8, 2 daha 10. 1082 de gerçek sonucumuzu oluşturmuş oldu. Gördüğünüz gibi tahminiyle gerçek sonucumuz birbirine çok yakın ifadeler diyoruz. C şıkkına geçtiğimizde burada ise arkadaşlar 4 basamaklı olduğu için ifadeler en yakın yüzdeye yuvarlayalım. Sayı basamağı çoğaldıkça yuvarladığınızda onluk, yüzlük, binlik diye artması gerekir. 2543 ifadesinde 5'in sağındaki rakam 5'ten küçük olduğu için bu 2500'e yuvarlanır aşağıya doğru. Bu ifadede sağındaki rakam 5'ten büyük olduğu için yukarıya yani bunu bir arttırdığımızda 4100'e yuvarlanmış oldu. Topladığımızda 0, 0, 5, 1 daha 6, 4, 2 daha 6, 6600 tahmini cevabına ulaştım. Gerçek sonucum 7, 3 daha 10, onun 0 elde var 1. 4, 8 daha 12 elde eklediğimizde 13'ün 3'ü elde var 1. 5, 0 daha 5 elde eklediğimizde 6, 4, 2 daha 6, 6630 olarak da gerçek sonuca ulaşmış olduk. Gördüğünüz gibi yine 30 farkla yakın bir cevap çıkmış oldu. C şıkkımızın cevabında diyoruz. Ve C şıkkımızda devam ediyoruz. C şıkkımızda burası karışmaması için üst satırı sileceğiz arkadaşlar. İşlemleri yetiştiremediyseniz durdurarak işlemlerinizi tamamlayabilirsiniz. C şıkkına bakarsak çıkarma işlemleri var. 761'i en yakın onluğa, 385'i en yakın onluğa yuvarlıyorum. Sağındaki rakam 5'ten küçük olduğu için aşağıya yani 760'a yuvarlandı. 385 sayısında ise sağındaki rakam 5 ve üzeri olduğu için yukarıya yani 390'a yuvarlandı. Şimdi çıkarma işlemini yaptığımızda 0'dan 0 çıktı 0. 6'dan 9 çıkmaz. 16'dan 9'u çıkardığımızda 7. Burada 6 kaldı. 6'dan 3 çıktığında 3 ifadesi kalmış oldu. Gerçek sonucumuz 300 tahmin sonucumuz 370 çıkmış oldu arkadaşlar. Gerçek sonucum ise 1'den 5 çıkmaz yandan aldığında 11'den 5 çıktı. 6 kalır. Burada 5 kaldı yana verdiği için 5'ten 8 çıkmaz. Yandan aldığında 15'ten 8 çıktığında 7 kalacak. Burada da yana verdiği için 6 kaldı. 6'dan 3 çıktığında 3 kalmış oldu. Gerçek sonucum da 376 olarak bulunmuş oldu arkadaşlar. Tahmini sonucu 370. Gerçek sonuç 376 olarak bulunmuş oldu. Çıkarma işlemlerini yaptığımızda yakın cevaplar çıktı. D şıkkına geçtiğimizde buradaki ifadeyi arkadaşlar 4 basamaklı ve 3 basamaklı olduğu için en yakın yüzdeye yuvarlayabilirsiniz. Sağındaki rakam 5'ten küçük olduğu için aşağıya yani 6200'e yuvarlanır. Buradaki sağındaki rakam 5'ten büyük olduğu için bunu bir arttırdım. 800'e yuvarlanmış oldu en yakın yüzlük olarak.
Çıkardığımızda 0'dan 0 çıktı. 0, 0. 2'den 8 çıkmaz. Sağdan aldığında 12'den 8 çıkacak. Burası 5 kaldı. 12'den 8 çıktı. 4. 5'i aşağı indiğimizde 5400 olarak cevabımıza ulaşmış olduk. Tahmini cevap olarak. Gerçek sonuçta ise 3'ten 2 çıktı 1. 4'ten 9 çıkmaz. 14'ten 9 çıktığında 5 kaldı. Burada yana verdiği için 1 kalmıştı. Ya 1'den 7 çıkmadığı için 11'den 7'yi çıkaracağız. Burada da 5 kaldığı yana verdiği için 11'den 7 çıktığında 4. 5 de aşağı indiğinde 5451 olarak da gerçek sonuca ulaştım. Tahmini sonucum 5400. Gerçek sonucumuz 5451 olarak D şıkkımızın cevabı da ortaya çıkmış oldu arkadaşlar. Son olarak E şıkkımıza geçtik. E şıkkımızda arkadaşlar yine en yakın yüzdeye yuvarlıyorum. Sağındaki rakam 5'ten küçük olduğu için aşağıya yani 8700'e yuvarlandı. Bu ifade sağındaki rakam 5'ten büyük olduğu için 1 arttıracağız. Yani 2600'e yuvarlandı. Çıkardığımızda 0, 0, 7'den 6 çıktı 1, 8'den 2 çıktı 6, 6100 tahmini cevabına ulaşmış oldum. Burada ise 9'dan 2'yi çıkardığımızda 7, 0'dan 7 çıkmaz, 10'dan 7'yi çıkardığımızda 3, burada 6 kaldı yana verdiği için 6'dan 5 çıktığında 1, 8'den 2 çıktığında da 6 kaldı. 6137 olarak da gerçek sonuca ulaşmış olduk arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yuvarlayarak işlemlerimizi tamamlamış olduk arkadaşlar. Sayfa 37'deki kısmı tamamlamış olduk. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.